Merhaba arkadaşlar, ben Doktor Sermet Demir. Bugün sizlerle değişik bir çalışma, bir uygulama yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere ödevlerimizde, tezlerde, raporlarımızda genellikle internet kaynaklarından, kitaplardan ya da bulduğumuz web sitelerindeki bazı verileri kullanarak bunları erişilebilir, düzenlenebilir hale getirerek üzerinde çalışma yapıyoruz. Bunları da yaparken birçok sıkıntı yaşıyoruz. Ben bugün hem güncel olmak hem de güzel bir uygulama açısından güncel genel koronavirüs tablosundaki verileri alıp Excel'e taşımak ve buradan da bunun grafiksel olarak gösterimini ve oradaki bir iki ipucunu da göstererek bugünkü uygulamayı tamamlamak istiyorum. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyla alakalı sitesinde genel koronavirüs tablosunu sekmesini açarsam burada günden güne değişikliklerin olduğu bir tabloyu görebiliyorsunuz. Şimdi buraya baktığımda bunu kolaylıkla buradakileri seçip bir yere atabilirim. Ama mutlaka seçtiğimde, yapıştırdığımda bazı sorunlar olabilir. Özellikle ben videoya başlamadan önce şöyle de bir şey dikkatimi çekti. Burada bakın zatürre oranı virgül, virgül 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 gelirken bir yerden sonra burada nokta olmuş. Bu büyük bir problem çünkü Excel'de virgülün ve noktanın anlamı farklı. Şimdi sizlerle bakalım bunu nasıl çözebileceğiz beraber bir inceleyelim. Öncelikle deneme amaçlı buradan sadece birkaç satır almak istiyorum. Kopyalanıyorum ve Excel'de bunu A1 satırından başlamak üzere, A1 hücresinden başlamak üzere kaynak biçimlendirmesini de koruyarak yani diğer taraftaki bilgiyi ve oradaki biçimi de koruyarak buraya yapıştırmak istiyorum. Bunu bir sığdıralım. Sütün genişliğini 8.43 diyor. 14 versek gayet güzel yerleşti. Tamam. Şimdi benim burada kontrol etmem gereken şeyler var. Bir. Mesela tarih sütunum var. Tamam. Tarih ama acaba Excel bunu tarih olarak anlamış mı? Şöyle bir bakacağız. Burada uzun tarih dediğimde bu cumartesi koyduğuna göre çok güzel arkadaşlar. Demek ki Excel burada bunun tarih olduğunu anladı. O zaman eski haline getiriyor. Şimdi Burada bunu sayı olarak anladı mı? Yukarıda sayı diyor ama bu her zaman çalışmayabiliyor. Bunun en güzel yolu üzerinde işlem yapalım. Buna mesela basitçe sadece 2 ekleyelim. 2 fazlasını elde ettik mi? Çok güzel. O zaman demek ki sayılarda da pek bir problem yok. Bunların hepsi noktalı olarak, binlikleri noktalı olarak ayrılmış. Olsun. Hiç önemli değil. Burada da virgülümüz var. Bunun ondalık olması lazım bizim için. Biz bunu biliyoruz. Peki bunu anlamış mı? Buna da çok basit bir işlem yapalım. 3.8 artı 1 desem 4, bu yukarı mı yuvarladı? Niye 5 yaptı? Bakalım. Arttıralım. Aynen. Yukarı yuvarlamış. 4.8 güzel. Hiçbir sıkıntımız yok. O zaman ben bunların hepsini en baş haline geri döndürüyorum. Çünkü diğer taraftan verileri istediğim kadar çok bir şekilde toplayacağım. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Buraya alalım. Nereye kadar alalım? Şimdi bakıyorum böyle bayağı bir aşağı doğru da iniyor da hatırladığım kadarıyla dediğim anda gördüm bir yerden sonra bazı veriler verilmeye başlanmıştı. Ben oradan itibaren alayım. O tarihte 29 Temmuz'muş. Peki ve buraya bir önceki yaptığım gibi verilerimi yapıştırıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 14 genişlik güzel olmuştu. 14 genişlik veriyorum ve rakamlarımı ortalıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ortalayamadık. Güzel. Şimdi benim bir problemim var gözüme çarpmıştı demin. Burada şurada bakın ne yaptı? 4 nokta olunca Excel bunu anlayamadı. Yakalayamadı. Bu bir rakam mı, sayı mı, tarih mi, başka bir şey mi? Mesela ben bunu sayıya çevirsem çok bambaşka bir şey yaptı. O zaman burada bir problem var ve bunu çözmem lazım. Şimdi düşünüyorum. ctrl diye bir komut var. CTRL-H. E baktığım zaman bunu burada uygulamak istesem ne yapabilirim? Mesela aranan bütün noktaları burada kaldırabilirim. Sonra virgülleri noktaya bir şey çevirebilirim ama burada işlemez. Çünkü yapıştırırken hücrelerim burada bozuldu. Ben bu hücreler daha bozulmadan bunu değiştirmem lazım. Onun için de şöyle bir size ipucu vereceğim. Kısa yol. Şimdi bir önceki sayfada kopyaladığım şeyleri Word dosyasına kaplı alacağım. Burada güzel sığsın diye de şöyle yönlendirmeyi yatay yapalım ve buraya aynı yaptığım gibi yapıştıracağım. Aynı tablo buraya geldi. Ama burada Word o veriler üzerinde hücre biçimlendirmesini yapmadı. Gördüğünüz gibi buralar nokta. Bazı kısımlarda virgül. Güzel. Şimdi ben burada kontrol H'ı kullanarak şöyle bir şey yapacağım. Öncelikle değişiklik yapmak istediğim kısmı seçeceğim. Şimdi bütün verilerde değişiklik yapmak istemiyorum. Sadece bir, bu sütunda değişiklik olmasını istediğim için bu sütunu seçiyorum. Ve seçtikten sonra da Ctrl H'ye bastığım anda şöyle bir şey gireceğim. Bakın burada biraz önce denemiştim. Nokta olanları virgül olanlara çevireceğim. Neden? Çünkü benim istediğim burada ondalık hane olarak algılaması için Excel'de bunların virgül olması lazım. O zaman aranan bu seçili alandakilerin hepsini nokta olarak aradık ve hepsini bulduğum bütün noktaları da virgül olarak değiştir. Tümünü değiştir diyorum. 75 tane değişiklik yaptık diyor. Teşekkür ederiz. Belgenin geri kalan bölümünü aratmak istiyor musunuz? Hayır. Ben sadece seçili seçtiğimiz bölgede önemli olan kısım bu zaten. Bunu yaptım. Kapat dedim. Bu bir tablo olduğu için şuraya tıkladığınız anda otomatik olarak Word hepsini seçti. Kopyala diyorum. Geliyorum buraya. Şimdi burada yeni bir sayfa açalım. Çünkü o sayfadaki veri bozuk. Onu kullanmayalım ya da silebilirdiniz. Çok önemli değil. Kaynak biçimlendirmesini koruyarak buraya tekrar yapıştıralım ve gerekli sütun genişliğimizi de verelim. Şimdi işte arkadaşlar göstermek istediğim buydu. Küçücük bir yer aslında sizin verilerinizde çok büyük sıkıntı yapabilirdi. Nasıl? Mesela hemen bir önceki sayfadan onu göstereyim size. Burada mesela grafik çizdirmek istiyordunuz. Hepsini seçelim. Ekleden. Buradan bir dağılım, uygun dağılım grafiği ne olabilir? Çizgi grafiğini seçelim. Düzgünleştirmiş çizgileriyle. Bakın burada grafiğimiz gelsin. Çok bir sürü de başlık var. Çok güzel. Şöyle yapacağım. Ama bakın burada kopukluklar var. Bunu hatta şurayı şöyle ekseni biçimlendiriyor yapıp. Burayı logaritmik eksenle bir şey yaparsam negatif veya sıfır değer olamaz. Niye öyle bir şey dedin? Bakın buralarda kopukluklar var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar işte nedir? Bakın hastalarda zatürre oranı. O aradaki hatalı bölge. Şimdi bakın bunun aynısını diğer tarafta yapacağım. Geliyorum buraya. Biçimlendirmeyi kapatalım. Hepsini seçiyorum. Yine ekle. Düzgünleştirilmiş. E e dağılım grafiği. Şöyle kocaman bir şey yapalım. Yukarıyı da kapatalım. Daha rahat görmek açısından ve ekseni, buradaki tarih eksenini ekseni biçimlendir diyerek logaritmik ölçekte yapıyorum. Bunun ne olduğunu biraz sonra anlatırım. Şimdi bakın arkadaşlar biraz daha düzgün bir şekilde oldu. Burada da kopmalarımız var. Hemen bir kontrol edelim. Mesela nedir? Bu seçtiğim neresi? Şuraya bakayım. Şu koyu mavi bugünkü iyileşen sayısında niye böyle bir şey var? Tarihini de isterseniz bulabilirsiniz. Nasıl? Şöyle üstünde biraz durursanız. Bugünkü iyileşen sayısı nokta 22. 22. noktada yani. Ne oluyor orası da? Buradan baktığınızda bir, büyük bir değişiklik mi var? Hemen kontrol edelim. 22. satırda bugünkü iyileşen sayısı. Evet bakın 22 binlerden 5 binlere güzel. Demek ki burada bir hata yok. İsterseniz bunu diğer taraftan da bakabiliriz. Tarihe bir kontrol edelim hemen. 11-12 aralıklarda böyle gerçekten çok büyük bir değişim mi var? Hemen kontrol ediyorum. Bugünkü iyileşen sayısı Kasım aralık. Evet, bakın burada var. Sorun değil. Şimdi arkadaşlar burada logaritmik eksen niye yaptık? Belki biraz ondan bahsetmek lazım. Şimdi şöyle Elinizde bazı veriler var ve verilerin bir kısmı milyonlarla ölçülürken bazıları 3.8, 20 binlerde ya da binler mertebesinde. Siz şimdi bunu log 10 tabanında yaptığınız zaman bu 1 milyon ya da milyonlu tabanlarda 10 üzeri 6'lar 6 çarpı şeklinde oluyor. Logaritmadan listeli bilgisi olanlar hatırlayacaktır. Üstler başa düştüğü için çarpan durumunda. O zaman bu aradaki dağılım birbirine daha yakın oluyor ve verileri gözlemleme şansınız bu şekilde birbiriyle olan ilişkilerini gözlemleme şansınız da çok daha iyi oluyor. Mesela burada sürekli toplam test sayısında bakıyorsunuz nedir? Sürekli olarak bir artış var. Şimdi tarih burada tabi ters oldu. Bunu da değiştirebiliriz. Burada 26 Kasım'dan 1 Ocağı bu şekilde geliyor. İsterseniz bir de öyle yapalım tarihi nasıl ters çevireceğiz? Mesela bu grafiği sildim. Buradaki geliyorum tarihleri. Önce dosyaya, pardon. Önce girişten, buradan A'dan Z'ye. Yani eskiden yeniye şeklinde yapıyorum. Bu şekilde yaptığımda seçimi de genişlet diyorum. Yani burada da yaptığım değişikliği aynısını diğer taraflarda da yapıyorum. Sırala diyorum. Bu sefer bakın 29 Temmuz'dan itibaren sıraladı ve satırdaki genişlikleri uygun şekilde hepsini ne yaptı uyguladı ve grafiğimiz için şöyle seçiyorum. Tamam. Ekle. Dağılım grafiği düzgünleştirilmiş. Tamam. Burayı seçiyorum. Bakın 30 milyon gibi bir şey var burada. Ama biz bunu istemiyoruz. Buradan sağ tıklayıp ekseni biçimlendir diyorum ve logaritmik ölçeği seçtiğim zaman artık verilerimi çok çok daha düzgün bir şekilde görebiliyorum. Şöyle çok büyük olduğu olabilecek kadar büyük yaptığımda bakın mesela mavi neymiş mavi şuradan da en yukarıya çıkalım. Grafiğimizi yukarıya taşıyalım. Şöyle gelelim. Tamam, yeterli büyüklüğü oluştu. Aslında şu aşağıdan da bunu anlamak kolay ama renkler birbirine çok yaklaştı. Şimdi biraz mesela koyu mavi, açık mavi, çok açık mavi var burada. Lacivert biraz anlaşılması daha zor. Böyle daha kolay. Toplam test sayısı böyle düzgün bir artış gösteriyor. Çok güzel. Mantıklı da mantığına da bakabiliyoruz. Mesela azalış gösteren bir şey neymiş burada? Bakalım. Hastalarda zatürre oranı bakın sürekli olarak azalış göstermiş. Bir yerden sonra böyle küçük bir artış var. Sonra gitgide düşmüş. Üzerine beklediğiniz zaman da direkt nerede olduğunu bakın 21 Aralık'ta böyle bir artışın olduğunu da 20-21 Aralık'ta görebiliyorum. Bu şekilde gene bir artış eğilimi gösteren bir şey. Burnunu kırmış. Gördüğünüz gibi artık inşallah yerin dibine gitsin. Bu şekilde inebileceği kadar insin. Vefat oranını görüyoruz. Yine bakalım şu şekilde bugünkü hasta sayısı son günlerde hasta sayısında çok büyük bir düşüş görmüşüz. Bir de şuraya bir bakalım. Nedir? İyileşen hasta sayısı da belli bir tarihten sonra çok yüksek rakamlar ulaşmış. Evet arkadaşlar bugün hem veri toplama hem de güncel olan korona verileriyle alakalı basit bir uygulama yapmak istedim. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Elimden geldiğince genç arkadaşlarımıza yönelik uygulama Word, Excel, PowerPoint, ve biraz makine mühendisi, mühendislik öğrencilerine yönelik sayısal yöntemler, oteket gibi derslerle paylaşımlar yapıyorum. Sizlere yararlı olduğunu ya da uygulanmasını istediğiniz başka konular varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.